Evet, öncelikle tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmetle başlıyoruz. Allah bir daha milletimize öyle afetler yaşatmasın. Şimdi malumunuz tabi İskenderun'da can kayıplarımızın yanı sıra aynı zamanda hep bizi derinden üzen devlet hastanemizin A bloğu olarak tanımlanan eski SSK hastanemizde de bir çöküntü yaşandı. Orada da yine kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız da oldu, vatandaşlarımız da oldu, hasta refakatçiler de oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Tabi bu anlamda sağlık altyapımızın, ülkemizin Allah'a hamdolsun güçlü sağlık altyapısının ne kadar önemli olduğu pandemide ortaya çıkmıştı. Afette de bunu yaşadık. Hasar gören sağlık altyapımızın yeniden iyileştirilmesiyle ilgili Hatay'da da büyük bir seferberlik başlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hatay'ımızı, İskenderun'umuzu teşrifinde müjdesini verdiği ve temelini attığı alanlardan bir tanesinde bulunuyoruz. Burası İskenderun'umuzda biri 600 yataklı, biri 200 yataklı olmak üzere 800 yataklı toplam bir hastane inşaatımız olacak. Şu anda bulunduğumuz alanda 200 yataklı acil durum hastanesi diye tanımlanan bir hastane türümüz var. Onu inşaatına başlamış durumdayız. Yine şu gördüğünüz şantiye alanın aşağısında değil mi? Tekabül ediyor. Aşağısında yaklaşık 90 dönümlük bir alanda da yine inşallah 600 yataklı hastanemizin inşasına yakın bir süreçte başlanacak. Orada tabii yine iki farklı yüklenici var. Burada ayrı bir yüklenici var. Orada ayrı bir yüklenici var. Yine buradan da ilan etmiş olalım. Yıkılan A bloğun sağlam kalan acil servisin hemen arka tarafında da yine 100 yataklı bir acil durum hastanesi yapılması planlanıyor. Hem oradaki sağlık hafızası ve ekosistemin dağıtılmaması adına. İskenderun'umuzda mevcut B blok 400 yatak, 100 yatak orası 500, 200 burası 700, 600 de eklediğinizde 1300 yatak, 1300 oda diyelim daha doğrusu. 1300 oda takriben 2000 yataklı bir hastane ekosistemine, bir sağlık tesisine kavuşmuş olacağız. İskenderun'umuza hayırlı olsun. Rabbim bir daha afet, salgın göstermesin. Düğün yurdundayız. Malumunuz burada daha önce de inşa edilen TOKİ konutlarımız var. Çok şükür TOKİ konutlarında da burada işte arkadaşlarımız da var. Muhtarımız da burada. En ufak bir hasar yaşanmadı. En ufak bir problem yaşanmadı. Bu da TOKİ konutlarının yapım tekniğinden kaynaklanıyor. Doğru mu arkadaşlar? Evet, tünel kalıp tünelde... burada arkada gördüğünüz değil mi? Evet, burada gördüğünüz vazgeçmediğimiz radyo sistemi. Radyo temel ve tünel kalıp sisteminde gördüğünüz gibi burada çok sağlam bir statik kutu sistemiyle beraber çalışıyor. Kutu bir döküm olduğu için betonarme evet. Kutu sistemiyle çalışıyor ve depremde hiçbir şekilde hasar yok. Çok şükür. Yani bu anlamda TOKİ'nin bu yapım tekniği, yani statik gücü bu konutlarımızı çok şükür ayakta tuttu. Buradaki vatandaşlarımız Allah'a hamdolsun bir zarar görmedi. Şimdi tabii İskenderun'da konutlarını kaybeden, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı konut sahipleri ne teslim edilecek olan deprem konutlarının İlk etabının yapıldığı yerde bulunuyoruz şu anda. Takriben 1300 civarında, 1400 civarında şu an hazır bağımsız bölümün temeli atıldı, başladı. Şu anda inşaatlar devam ediyor. 224 ay olan, 240 gün olanlar var, 361 yıl olanlar var. Yani maksimum bir yıl içerisinde burada planlanan konutlar sadece bu 1400 değil. Bilahare tam buralarda planlanan yaklaşık 8000 konut var. 8000 konutun da inşallah bir yıl içerisinde başlanıp bitirilip vatandaşlarımıza teslimi öngörülüyor. İnşallah vatandaşlarımız burada konteynerlardan, çadırlardan kurtulup kalıcı olarak yerleşebilecekleri konutlara, sıhhatli konutlara kavuşacaklar. Sadece burada tabii konut inşa etmiyor devletimiz. Aynı zamanda okuluyla, ibadethanesiyle, hastanesiyle, çocuk oyun alanıyla, rekreasyon alanlarıyla, ticari donatılarıyla tam donanımlı bir şehir inşa ediliyor. Burada tabii başka bir detay daha var. Bu konutlar inşa edilirken altyapılarıyla beraber inşa ediliyor. En kısa zamanda verilen sözler hep günü gününe tutuyor. Çok şükür devletimiz, milletimiz ayaktayız. Belediyemiz, belediye başkanımız. Hepimiz birlikte birbirimize sarılacağız. Ve küllerinden tekrar doğacak diyoruz. Hatay özellikle. Bir kere 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin ardından bugün neredeyse 70. günü. Ben başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Çevre Şehircilik Bakanımıza, TOKİ'mize çok teşekkür ediyorum. Bu 70 gün içerisinde gelmiş olduğumuz durum ortada. İhalelerimiz yapıldı, projelendirmeler sonunda devam ediyor. Hastanenin inşaatı projeleniyor, başladı. Yani bir yıl gibi kısa sürede inşallah İskenderun'da hem kalıcı konutların bittiği, bu depremden, felaketten zarar gören hemşehrilerimizin
evlerine taşındı. Hem de İskenderun'un yaşanabilir hale gelen imarını hep beraber yapacağız. Sayın vekillerimizle birlikte, hükümetimizle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle birlikte inşallah çok sağlıklı ve iyi günleri tekrar geri getirebilmek için elimizdeki tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. 24'ü Aşkarı Bey'i, 24'ü Cevik Emre'yi. 106 metrekare net dairede 3+1. 106 metrekare net dairede 3+1. 3+1. Gayet güzel. Binalarımız balkonlu. Kapısı. Görselde baktınız. Deniz manzaralı. Şu cepheler denize bakıyor değil mi? Tabii. Ya tutup böyle sırtımızı dönmedi dedi. Yok, onu öyle bir şey yapmayız. Tamamıyla denize göre program edin. Ha, ama ha, evet. Yani yerleşimler tamamıyla ona göre dizayn edin. Olur mu olur, nazarlık yani. Hani sonra unuttuk derler yani. İki bodrum artı. Şu bile bir midir dış cephe? Evet, aynı. Evet, arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi tabi buradaki konutlarımız kaç katlı? Bunlar 10 katlı. Zemin, 2 zemin. 9 katlı, 10 katlı. 9, 10 katlı. Yani Z artı 9, Z artı 8 değil mi? Z artı 8. Burada ise Z artı 4. Aynen. Yani toplam 5 kat var.